Zehra Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler, hatta ve hatta erenlere gönül verenleri sevenler. Bir de men dakka dukka sözünün ne anlama geldiğini bilenler. Men dakika, dukka Arapça bir tabir. Kapı çalanın kapısı çalınır demek. Yani insan ettiğini bulur. Eden bulur. Bu manaya geliyor. İyilik yapıyorsan iyilik bulursun. Kötülük yapıyorsan kötülük bulursun. Geç şimdi aklınıza belki şöyle bir soru gelecek. Tamam da iyi diyorsun da Serdar Tuncer. Nice insanlar görüyoruz. Kötülük de yapıyorlar. Fakat başlarına bir kötülük falan geldiği de yok. Gayet keyifleri gıcır. Nasıl olacak? Ya da devletler var. Yemedikleri nane yok. Affedersiniz. Ama gayet işleri yolunda, her şey tıkırında. Hiç kimsenin de onlara bir şey edebildiği yok. Bu nasıl olacak? Böyle bir soru gelebilir akıllara. Bu sorunun cevabını verelim. Dursun burada. Rahmetli babaannem. Allah rahmet etsin. Şimdi babaannemin okuma yazması yoktu. Dedem de öyleydi. Böyle kargacık burgacık okur yazar dedem biraz. Babaannem çok güzel hikayeler anlatırdı bana. Dedem de çok güzel şiirler okurdu. Ya gecenin bir yarısı sobayı yakmış, severdi böyle rahmetli. Allah rahmet etsin. Bu alev gibi kızaracak, o kor haline gelecek dedem dışarıda, ısınacak. Tabii salon, ben de orada yatıyorum. Bazen o sıcaktan uyanırdım, döner bakardı. ''Kuzum, uyandın mı?'' ''Uyandım dede.'' İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel'den falan şiirler okurdu dedim. okuma yazma çatpat ama var. Rahmetli babaanne hikaye anlatır. Babam aramızda kalsın. Askerdeyken anneme şiirler yazmış. Bunu böyle seneler sonra öğrendim. Güzeldi fena değil yani. Bir, objektif bir gözle bakıyorum. Şiirler de sağlam bir, bir yerden gelecek işte, geliyor. Neyse. Rahmetli babaannem bir hikaye anlatırdı. Daha o küçücük bir çocuğuz ve kimseye kötülük etmememiz gerektiğini, kötülüğün iyi bir şey olmadığını, edilen kötülüğün dönüp dolaşıp erinde gecinde bizi bulacağını filan. O hikayeden süzer çıkartırdık. Ha bunun tam aksi istikamette herkese iyilik etmek gerektiğini, edilen iyiliğin dönüp bize yani men dakka dukkayı men dakka dukkayı bilmezken men dakka dukkanın manasını kalbimize rahmetli babaannemin hikayesiyle doldururduk. Bu enteresan bir şeydir. İnsan birine kötülük yaptığını zanneder de aslında kötülük yaptığı bizzat kendisidir. Bilmez. Bir başkası da birine iyilik yaptığını zanneder de aslında iyilik yaptığı kendisidir. O da bilmez. Babaannen ne anlatıyor diyeceksin. Küçücük çocuğuz şimdi oturmuşuz. Düşün. Ailenin büyüğüyüm ben de. Ailenin büyüğü olmak da zordur. Her şey onun üstünde talim edilir arkadaş. Aşık olursa ne yapmak lazım? Evlenecek kız istemek nasıl olur? Eve geç gelirse nasıl tepki verilir? Hata yaparsa ne olur? Birinci anne babanın deneme tahtasıdır. Ya ilk çocuk anne babayı büyütür. Anne baba olmayı öğretir onlara. İkinci çocuk kalfalık döneme eseri. Üçüncü çocuk, artık ustalık dönem eseri. Onun için ailelerin en zekisi ailenin en küçüğü olur. En çilekeşi, en büyüğü olur. Neyse ben o zaman zannediyorum tek çocuğum belki de bizim Emine doğmuş ya da doğmamış. Babaannem anlatır. ''Kuzum'' derdi. ''Kuzum'' o lafta güzel laftır. ''Kuzum'' dedem de öyle, babaannem de öyle. Allah ikisine de gani gani rahmet etsin. Bir Fatiha okuyun ya. Tamam ''Kuzum'' derdi. Bir köyde bir dilenci varmış. Bu dilenci, Eden bulur, eden bulur, eden bulur. Böyle dolaşırmış. Eden bulur diye diye dolaşır. Hani dilenciler farklı farklı şeyler söylerler isterken. Değil mi? Ne verirsen elinle o gelir seninle falan diyenler de orada. Bu eden bulur diyor. Meczup gibi bir zat. O köyde de ters bir abla varmış. E, kötü bir insan. Dilenciye gıcık. Hem sözden rahatsız hem de dilencinin tavrı hoşuna gitmiyor. Ne, ne demek diyor? Edem bulur diyor. Hani o ona Ahmet emmi, Mehmet emmiye şunu etti de niye bulmadı? Edem bulur yanlış bir söz diye düşünüyor. Aynı zamanda dilenciden de rahatsız. Ben de mi sana edeceğimi biliyorum. Sinirlenmiş, sinirlenmiş, birikmiş. Oturmuş bir ekmek yapmış. Hamuru kararken içine biraz zehir karıştırmış. Ekmeği yapmış. Ayırmış. Demiş ki bu şimdi gelecek. Kapıyı çalacak, eden bulur diyecek ve isteyecek. Ben de bu ekmeği ona vereceğim. Onu öldüreceğim. Bakalım eden nasıl buluyormuş? Hakikaten az sonra dilenci. Eden bulur, eden bulur diye gelmiş. Kapıyı çalmış. Aa demiş gel gel sana ekmek yaptım filan. Ekmeği almış. Adam sevinir filan. Mis gibi de kokuyor falan. Yemeğe de kıyamamış. Atmış heybesine. Dilenmek için öbür köye doğru Yola devam etmiş. Yolda bir yerde acıkmış. Oturmuş tam karnını doyuracak. Birisi gelmiş genç bir civan. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam evladım. Nereden gelirsin? Nereye gidersin yiğidim? Baba ben askerim demiş. Askerlik yenince bitti. Şu karşı köyde oturuyorum. Köye doğru gidiyorum. Var bir garip anam var. Anamın elini öpeceğim demiş. Oğlum sen açsındır. Yok aç değilim. Sen açsındır demiş. Gel bak çok güzel bir ekmek verdiler bana. Mis gibi de kokuyor. Ben onu yemeyeceğim bile. Sana hediye edeceğim. Aa, karnını doyur. Sana ikram etmek istiyorum. Asker almış. Allah razı olsun baba demiş. Ekmeği iyiye iyiye. Köye doğru devam etmiş. Babaannem derdi ki eve gelmiş. Kapıyı çalmış. Anası onu görünce sevinmiş. Ama askerin midesi karışık. Karnı ağrıyor. Perişan. Oğlum ne oldu sana? Allah ana bilmiyorum. Hiç de bir şeyim yok ama. E oğlum sen çok kötüsün. Ateşler basmış, uzanmış falan zor nefes alıp veriyor. Yavrum, evladım ne yedin, ne içtin? Ana vallahi bir şey yemedim ben çıktım geldim. Bir, bir dilenciyle karşılaştım yalnız bana bir <laughs> demiş kadın. <laughs> Verdi ekmeği mi yedin sen? Verdi ekmeği yedim. Adam buluyormuş demiş. Adam buluyormuş. Adamın dediği doğruymuş. Şimdi düşünün küçücük bir çocuksun. Bunu dinliyorsun ve diyorsun ki Eden adam Peki. Sorunun cevabına gelelim. Hani ettiği halde bulmayanlar, agacım, eden ettiğinin karşılığını ille burada bulacak diye bir kaide yoktur. Ama orada mutlaka bulur. Sen bakarsın ki burada nice kötülük yapanlar var da yaptıkları yanına kar kalıyor gibi gözüküyor. Ama ahirette, yevmittiğinde, boynuzsuz koçun boynuzlu koçtan hesabını alacağı günde o hesaplar bir 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 görülür. Hardal tanesine varıncaya kadar edep bulur. Zaten derler ki eskiler bir musibetin farkına varamamak da bir musibettir. Anlatabildim mi? Bir musibetle karşılaşmak tamam o bir ceza. Ama onun bir musibet olduğunun farkına varamamak bak o da büyük bir musibettir diye söylerler. Gelelim biri bir güne. Aa biri bir günü anlatmıştık. Hayır ya bu Baba babaannem anlattı onu size. Ben anlatacağım şimdi. Harun Reşit devrin halifesi güllere, çiçeklere, bağ, bahçeye düşkün bir zatmış. Bir de bahçıvanı var. Çok sevdiği, işinin de ehli, liyakati de var. Emniyeti de var. Akraba talukattan değil yani. Ona bahçeyi teslim etmiş. Padişahın da tabii bu merakını bilenler hediye olarak ona bazen gül fideleri, değişik ağaçlar, değişik çiçekler falan getirirlermiş. Bir gün Harun Eşid'i sevenlerden birisi ona eşi menendi bulunmayan emsalsiz bir gül fidesi getirmiş. Efendim demiş bu bir defa açar senede. Bir tek gonca verir. Fakat kokusu o raiha yoktur bir misali daha. İnsanı kendinden geçirir. Rengi bambaşkadır. Böyle. Bir. Met etmiş, met etmiş. Harun Eşit de bahçıvanı çağırmış. Gel bakayım buraya. Buyursunlar sultan evladım demiş bak böyle çok güzel bir gül fidesi hediye etti bize bunu demiş gözün gibi bak aman zayi etme zayi edecek olursan sana hesap sorarım açtığı vakitte goncası kap gel Baş üstüne sultanım demiş almış götürmüş onu güzelce dikmiş aradan biraz zaman geçmiş ilgileniyor bu diyor falan yavaşça böyle bir tomurcuk ortaya çıkmaya başlamış hafif böyle gül haline gelecek padişah. Ee, bahçıvan da hayran güle. Hele şu bir kendine geleydi de hünkara bir götüreydi. Onu bekliyor. Bir gün nasıl olduysa bir anlık boşluğundan istifade bir bülbül gelmiş, başlamış gagalamaya gül. Tak, 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 tak. Bir yandan ötüyor, bir yandan gagalıyor. Bir yandan ötüyor, bir yandan gagalıyor. Bahçıvan gömü, eyvah demiş, koşturmuş ama gül gitmiş. Nasıl söyleyeceğim ben bunu sultana? Çaresiz çıkmış huzura. Efendim demiş bir maruzatım var. Hayır olsun. Hani o fakire emanet ettiğiniz gül fidesi vardı ya. E ee, ne olmuş o gül fidesine? Bir bülbül geldi. Onun yapraklarını Harun Eşit halden anlayan adam bakmış şöyle bahçıvana. Üzülme demiş. Buna dünya derler. Bu dünya bülbüle de kalmaz. Bülbülün yaptığı yanına kalmaz. Eyvallah demiş Bahçıvan. Çıkmış, hani biraz da rahatlamış. Halifenin kendisini hoş görüşünden dolayı. Aradan böyle birkaç gün geçmiş geçmemiş. Bahçıvan dolaşırken bakmış ki gene o bülbül. Gelmiş başka bir gülün başında tık 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 tık. Ulan demiş sen dur bakayım. Bir gitmiş o sıra yılan. Atladığı gibi bülbülü kapmış. Pat! Bülbül yok. Bahçıvan şaşım. Subhanallah demiş ya. Halife keramet gösterdi. Çıkmış huzura. Sultanım demiş. Siz geçen böyle böyle demiştiniz ya. Bülbülün yaptığı bülbüle kalmaz. E böyle böyle oldu. Bir yılan geldi. O bülbülü kaptı. Harun eşit gülmüş. Bu dünya yılana da kalmaz demiş. Yılanın yaptığı da yanına kalmaz. Eyvallah. Çıkmış. Bahçıvan uğraşıyor bahçede koşturuyor. İşleriyle uğraşıyor, çapalıyor, ilgileniyor, suluyor filan. bakıyor, ediyor. Bir ara ayağına yılan gelmiş. Dolanmış böyle ayaklarına. Bahçıvan elinde kürek. O an korkudan ne yapacağını bilememiş. Tak! Yılanın kafasını ezivermiş. Eyvah! demiş. Eyvah! Çıkmış harun eşeği hünkârım demiş. Bülbül öyle yaptı. Bülbül'ün yaptığı yanına kalmaz dediniz. Kalmadı. Onu yılan yedi. Yılanın yaptığı da yanına kalmaz dediniz. O da kalmadı. Geldi ben bahçede uğraşırken bacağıma dolandı. Korkudan nasıl ettiysem kaldırdım küreyi indirdim gibi yılanın kafasını ezdim. Harun Eşit Gülmüş. Senin yaptığın da sana kal. Bu dünya sana da kalmaz. Bahçıvanı almış mı bir telaş. Öncekilerin akıbetini biliyor. Kendisi de bir şey yaptı. Ya e bana da kalmayacak. Ne yapayım? Çekmiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Nasıl ettiyse bahçıvan çok büyük bir hata yapmış. Harun Reşit celallenmiş. Çağırın şunu demiş. Gelmiş. Vurun kellesini. Cellatlar almış götürüyor. Bahçıvanın gözünün önünde o yılan. Benim yaptığım da bana kalmıyormuş diye böyle endişe içinde filan. Son bir arzun var mı demiş. Var demiş. Ama sadece sultana söyler. Olur mu? Falan. Bir son arzu. Hani bu Cemal Safi'nin şiiriydi. İdam mahkumunun söz hakkı vardır. Bari son arzumu sor da öyle git. Arının çiçekte bal hakkı vardır. Bir buse içimi dur da öyle git. Cemal Safi'ye de selam olsun. Madem gidiyorsun bura son durak. Ne adres, ne mektup, ne resim bırak filan. O oh, git, o oh, güzel şey. Bir gün okuyalım onu. Neyse. Demiş ki bir tek padişah söylerim son arzu yerine getirecekler. Harun Eşit demişler, Sultanım Bahçıvan'ın söyleyeceği bir son söz varmış. Bir size söylermiş. Gelsin söylesin hakkıdır demiş. Çıkartmışlar Harun Eşit'in huzuruna Bahçıvan'ı. Bakmış böyle. Sultanım demiş. Bana bir gül fidesi hediye ettiniz. Evet. Bir bülbül geldi onu yedi. Dediniz ki bülbülün yaptığı yanına kalmaz. Kalmadı. Yılan geldi bülbülü yuttu. Yılanın yaptığı yanına kalmaz dediniz. O da kalmadı. Bacağıma sarıldı. Ben de küreyi vurdum, başını ezdim. Bana dediniz ki senin yaptığın da yanına kalmaz. Görüyoruz ki o da kalmadı. Benim kellem gidecek. Ama size bir şey söylemek isterim. Söyle bakayım ne yapayım. Harun yaptığı da yanına kalmaz demiş. Bu dünya Harun Reşid'e de kalmaz. Şimdi siz beni cezalandırıyorsunuz. Sizin yanınıza da bu. Öyle deyince durmuş böyle Harun Reşit. Tebessüm etmiş. Çünkü doğru söylüyorsun. Affettim seni affedivermiş. İşte o akıp giden döngü o afla beraber kırılıyor. Harun Reşit affetti. E şimdi güzel bir şey yaptı ya. Onun karşılığında da muhtemeldir ki Allahü Teala Harun Reşit'ine güzel bir şey yaptı. Derler ki Kudema bir musibetin nereden geldiğini anlayamamak o musibetten daha büyük bir musibettir. Bazen olur hani insanlarda. Ayağına bir diken batar. Hmm şöyle yaptım da bu bunun için oldu der. Bilir, kusurunu hatırlar. Başına bir iş gelir, bak şöyle oldu da bunun için. Ve döner onun tövbesine der. Ya yani Rabbi affet der. Teala'nın o başına getirdiği işi ona karşılık olarak getirdiğini bilir de Allah'a şükür ahirete kalmadı diye sevinir. Mevzu dünyadayken çözüldü diye. Ama bazısı da vardır. Eder, ettiğini bulur ama ne ettiğini hatırlar ne bulduğunun farkındadır bir insan başına gelen musibetten daha büyüğü o musibetin başına neden geldiğini anlayamamasıdır. Vesselam. Arz edebildik mi efendim? Men dakka dukka ne demekmiş? Eden bulur neyin nesiymiş? Allahü Teala bizlere hem dünyada hem ahirette iyilik ettiği için iyilik bulan, güzelle meşgul olduğu için güzelliğin kendisini işgal ettiği, kimselerden olmayı nasip etsin. Allah bizi iyi etsin. Eyvallah. Zehra grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün Sona.